Hocam merhaba. Merhaba Recep'ciğim. Nasılsın hocam? İyiyim Recep'ciğim, sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Bugün ne konuşuyoruz hocam? Bugün Recep'ciğim ne konuşuyoruz biliyor musun? Geçen senle biz Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra cemiyetlerin kurulmasını ve halkın böyle işgallere tepki göstermesini, hatırlıyor musun? MİTİK'ler vardı, Halide adı var. Sultanahmet'te böyle ortalığı ayağa kaldırmıştı. Doğru. İnsanlara da milli şuuru canlandırmak için. Şimdi biz olayı biraz daha böyle askeri aşamalarına geçeceğiz. Olur hocam. İzmir'in işgali ve Kuvayi Milliye üzerine konuşacağız. Olay ne biliyor musun Recep'ciğim? Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra Paşam ne diyor? Manzara-i Umumiye var ya, hatırlıyorsun, yine Manzara-i Umumiye'ye baktığımızda cemiyetler kurulmuştu. Biz bunlara işte yararlı cemiyetler ya da milli cemiyetler diyoruz değil mi? Kilikyalılar, İzmir Müdafaa Hukuk, Trabzon Müdafaa Hukuk, Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk, Konya Etli Ekmek. Bunlar var değil mi? Şimdi bir de artık askeri mücadele de var. Halkın elinde silahlanma var. Biz bu işgallere karşı direnen bu milis güçlere Kuvayi Milliye diyoruz. Yani milli kuvvetler. Milis güçler yani. Aslında asker değil, halk. Ama şöyle, içinde asker kökenli olanlar da var ama Recep. Nasıl biliyor musun? Hapishaneleri boşaltıyorlar. Diyorlar ki düşman geldi. Hadi herkese silah veriyorlar. Cepheye gidin. Ve herkes kendi bölgesini savunuyor Recep. Bak bu çok önemli. Mantıklı bence. Yani İzmir'i savunuyor. İşte atıyorum Denizli'yi savunuyor. Adana'yı savunuyor. Bu şekilde bir yapılanmaya gidiyor. Burada önemli bir nokta var Recep'ciğim. Bu Kuvayi Milliye hakikaten vatansever çocuklardan oluşuyor. Hepsinin yani bir alet olsa vatanseverlik limitini ölçen gerçekten üst düzeyde. Yapar. Ama bu başlı başına sorunlu bir şey. Neden? Ona geleceğiz. Kuvayi Milliye'nin yararlarına bakalım. Önce düşmanı oyalıyorlar gerçekten. Örneğin İzmir'in işgali oluyor. Ondan sonra Yunanlar Ege'den içeriye doğru giriyorlar. Düzenli ordu kurulana kadar Kuvayi Milliye düşmanı oyalıyor. Böyle bir yararı var. Halkta milli bilinci de uyandırıyor. Aslında biraz şeye benziyor. Atatürk'ün Trablusgarp'ta yaptığına benziyor biraz. Tabii. Ama Atatürk orada onları birleştiriyor. Hepsinin başına geçiyor. Doğru. Burada gerçi ayrı ayrı. Ha, burada ayrı ayrı. Ama tabii halk yine o bakımdan. Düşmanı oyalıyor. Halkta milli bilinci uyandırıyor. Harika, çok güzel. Hatta bazı yerlerde böyle ufak kazanımlar da elde ediyorlar. Örneğin suikast düzenliyorlar, işte Yunan ordusuna baskın yapıyorlar geceleri falan. Bayağı onunla uğraştırıyorlar. İyi güzel. Ama sorun şu. Bir yerden yönetilmiyorlar. Doğru. Bölgesel davranıyorlar. Emir komuta zincirine uymuyorlar. Ve çoğu birazcık çete tipi çalışıyor. Herkes paşa. Aynen. Kemal Sunal'ın dediği gibi. Paşayım ben. Sen de paşasın. O da paşa. Herkes paşa. Aynen. Yani bu ciddi sorun. Bak sana birkaç örnek vereyim. Ne demek istediğimi anla. Bir gün Nazilli'de bir söylenti yayılıyor halk arasında. Diyorlar ki Recep, kaçın düşman geliyor. Eyvah. Yunanlar geliyor. Halk bir korkuyla evlerini, barklarını bırakıyorlar, dağlara kaçıyorlar. Ya tam tersi, koşun düşman geliyor deseler de bu sefer koşar giderler. Yani orada kimin dediği önemli bunu. Ya niye dediği önemli. Evet. Niye dediği önemli. Neden? Bütün halk Nazilli'yi terk ediyor. Dağlara çekiliyor. Düşman geliyor diye. Sonra bakıyorlar ki bir hafta geçiyor. Ses yok, seda yok. Biz geri dönüyoruz. Diyorlar ki bakın şehirde ne var? Gidip bakıyorlar ki bütün evler soyulmuş. Düşman falan da gelmemiş. Eyvah. Yani bizim Kuvayi Milliyeciler halktan ihtiyaçlarını bu şekilde karşılama yoluna gitmişler. Yani bu gerçekten olmayacak iş. Yani. Mesela bir örnek daha vereyim. Denizli'yi bilirsin değil mi Recep'ciğim? Horozuyla mevcut. Evet. Pamukkale. Evet. Pamukkale. Denizli. Denizli'de şöyle bir durum oluyor. Düşmanın önünden Yunanlar ilerledikleri için İç Anadolu'ya doğru, Ege'nin içlerine doğru halk tabii kaçıyor. Kaçanlar içeriye doğru, Denizli'ye doğru geliyor ve bunların içinden Rumlar da geliyor bazıları. Şehirdeki Rum nüfus artıyor, tamam mı? Ya düşün, Rumlarla savaşıyorsun. Her taraf Rum. Halk ayaklanıyor. Diyorlar ki biz istemiyoruz Rum'u. Orada Hulusi Efendi diye birisi var. Tamam diyor, şöyle çözelim diyor. Trene koyalım bu şeyleri. Rumları Eğirdir tarafına. Konya'ya doğru bir yere koyup götürelim. Sürgüne gönder. Tamam mı? Tamam. Hocam, adamları koyuyorlar. Sürgüne Konya'ya mı yolluyorlar? Ben Konyalıyım ya. Mis gibi yerdir. Tamam, yollasınlar. Evet, yolluyorlar. Bunu yollama işlemlerini tabii tek başlarına yapamayacakları için Demirci Mehmet Efe diye bir Kuvayi Milliye Efesi var. Lideri var. Ondan yardım istiyorlar. Bu adam da arkadaşı Ali herhalde, Ali Kösem öyle bir şey. Onu Denizli'ye bu işleri yönetmek için atamasını yapıyor. Orada Kuvayi Milliye karşıtı olan, biraz İstanbul hükümetçi, Hürriyet'le itilafçı olan, İttihat Terakki karşıtı olan bazı kimselerin diyelim tabiri caizse gazıyla, ayaklandırmasıyla halk ne işin var senin burada diyerek o bizim Demirci Mehmet Efe'nin gönderdiği adamı öldürüyorlar. Eyvah. Hatta böyle asıyorlar meydana falan. Ya düşün, iç savaş çıkıyor memleket. Sonra Demirci Mehmet Efe diyor ki Denizli'yi diyor haritadan sileceğim diyor. Haritadan sileceğim. Haritadan sileceğim diyor. Geliyor, kim onlar diyor. Çıkın meydana diyor. Kuruyor bir mahkeme, bak. Kendisine göre mahkeme kuruyor. Denizli meydanda mahkeme kuruyor. Herkes kendi başına devlet olmuş. Aynen. Bayağı 60-70 kişiyi öldürüyor ya. Ya böyle olaylar oluyor. Kuvayi Milliye canımız, kanımız. Ama sorunları da var. Bak böyle sorunları var. O yüzden şey derler, Mustafa Kemal Demirci Mehmet Efe'ye araları bozuluyor. Anlatabildim mi? Bu şekilde kafana göre davranamaz. Yani Kuvayi Milliye'nin böyle bir yönü var. Bunun altını çizelim. Ben bunu hiç bilmiyordum. Evet, enteresan bir yönü var. Yani ama insanı boş bırakınca böyle olur hocam. Ya otorite boşluğu. Evet. Yani bir yerde eğer sistem çökmüşse mutlaka böyle bölgesel güç odakları kendiliğinden ne yapıyor? Doğuyor yani. Doğru Recep'ciğim. Evet, Kuvayi Milliye'nin iyi yönleri de var ama onun altını çizelim yani böyle bir olumsuz bir şey canlandırmasınlar. Düşmanı yani yavaşlatıyor aslında. Abi bu Kuvayi Milliye ruhu diye bir şey var abi. Yani bağımsızlık aşkı aşkını bu millette böyle ete kemiğe büründüren bu adamlar aslında. Yörük Halefe'yi bilirsin. Duydum. Yörük Halefe'de mesela bir Kuvayi Milliye lideri. Normalde aslında bu adam dağlarda gezen çete gibi bir adam. Böyle havaya taş atıp böyle onu böyle vuruyor, onu falan vuruyor. Redkit gibi böyle pat pat vuran bir adam. Bir bakıyor düşman gelmiş. Bırakıyor bu işleri. Düşmana karşı gidiyor. E tabi ne olacak? Bunları yönetmek öyle kolay değil. İşte Mustafa Kemal ne yapacak biliyor musun? Daha sonra Kuvayi Milliye'yi dağıtacak, düzenli bir ordu kuracak. İşte hocam, Kurtuluş Savaşı'nı ancak o şekilde kazanabileceğiz zaten. Doğru. Öbür türlü sence mümkün mü bu şekilde? Kuvayi Milliye'nin pekala kurulmasında kilit önemli bir olay var. Onu da söyleyeyim benim Recep'ciğim. 15 Mayıs 1919'da İzmir'in işgali Recep. İzmir'in işgali Kuvayi Milliye'nin kurulmasında böyle büyük bir kırılma anıdır. Yani. Çünkü herkes şunu düşünmeye başladı. Abi bu iş şaka değil ya, bu ciddi demeye başladılar. Olayı anladılar yani. Ve İzmir'in işgalinden sonra bir de şöyle diyor. Hükümet telgraf çekiyor İzmir valine, diyor ki silahları bırakın, kimse şey yapmasın. Direnmesin. Ne yapacak? Aa işte direnme, halk kendi kendine. Kendi düzenini kendisi kuruyor. Zaten yatkınız da böyle şeyler. Evet var. Şimdi gelelim biz bu olaylar olurken Mustafa Kemal'e, o cepheye bakın. Mondros imzalandığında Atatürk Adana'da, Suriye'de Yıldırım Orduları komutanlığında Adana'ya geliyor. Çünkü terhis edilecek ya ordu. Orduyu terhis ediyor. Yıldırım Orduları'nda Adana'ya geliyor. Arkadaşı Ali Fuat Cebesoy, sınıf arkadaşı. Adana'da beraberce milli bir kurtuluşun hamlesinin yapılması gerektiğini Adana'da konuşuyorlar Recep. Sonra trene biniyorlar. Mustafa Kemal Haydarpaşa'ya geliyor. Sanırım 13 Kasım 1918 yani Mondros'un imzalanmasından 2 hafta sonra Mustafa Kemal İstanbul'a geliyor. Neden? Çünkü orduyu terhis ediyor. Artık iş bitiyor. General Savunma Bakanlığı'na İstanbul'a geri dönüyor. Kafasında dönen şeyler şu. İstanbul'a geleceğim, hükümette görev alacağım, harbiye nazırı olacağım ve bir şekilde olaya el koyacağım. Bunu düşünüyor aslında. Tabii arka planda mutlaka bir Anadolu'ya geçme falan var ama şu an ete kemiğe bürünmüş bir şey yok şu aşamada. 13 Kasım'da İstanbul'a geldiğinde tam da o gün tesadüf eseri Boğaz'da İtilaf Devletleri 55 parçalık donanmasıyla bir şov yapıyorlar. Atatürk de bunu görüyor. Abi bak tam düşünsene o anı. Hayal et. Haydarpaşa'dan inmişsin. Boğaz'a bakıyorsun. 55 parçalık bir İtilaf Devletleri donanması senin gözün önünde şov yapıyor. Sonra gidiyorlar Yıldız Sarayı'nın önüne doğru bir yarım hilal şeklinde alıyorlar. Toplarını saraya çeviriyorlar ve bütün bunlara bir kahraman insan şahit. Şimdi aslında bu bir travmatik olay. Hocam çok kötüymüş. Evet çok kötü. Ve hatta var ya onların arasından geçiyor. Yanında yaveri var Cevat Abbas. Ama diyor ya işte geldikleri gibi giderler. O hırs, o gözünde gördüm diyor yaveri. Gözünde diyor o hırsı gördüm. İşte biz bundan sonra 13 Kasım itibariyle Recep'ciğim Mustafa Kemal'i İstanbul'a göreceğiz. Gelecek annesinin yanına akaretlere. Akaretler'de oturuyor annesi. Akaretleri biliyorsun değil mi? Akaretleri biliyorum. Atatürk'ün evi de Şişli. Ama dur daha henüz Şişli yok. Akaretler'e geliyor annesinin yanına. Ama orası küçük bir ev. Orada biraz yaşayamıyorlar. Sanırım soyadı Fansa olan bir Ermeni Atatürk'e evini açıyor. 15-16 gün Atatürk o adamın evinde kalıyor. Ama bir baktık böyle hani göçebe gibi olmayacağını anlayıp bir ev tutuyor Şişli'de. O evi de bir Ermeniden kiralıyor. Kasapyan diye bir kadın. Madam Kasapyan. Ya nasıl bir toplum görüyor musun? Enteresan. Yani gerçekten biz bugün Ermeni dediği zaman farklı bir şey algılıyoruz ama abi o zaman yani 100 yıl önce durum bambaşka ya. Bak şimdi işte dağının kuyruğunun koptuğu yer diyoruz ya Recep sende. Tam oraya geliyoruz. O pembe evde Atatürk annesiyle beraber yaşıyor ama evin geleni gideni çok fazla. Kimler yok ki? Vallahi annesi diyordur oğlum bu kar gelen giden olmasın. Çok misafirim var senin. Atatürk o pembe eve yerleşiyor ya. Orada o ana gitmek isterim biliyor musun? Evet hocam, ben de bir çay içmek isterim orada. Karşıya geçsek sen de mesela evin misafiri o kadar fazla ki, geleni gideni o kadar fazla ki. Evet. Kimler yok ki? Ali Fuat Cebesoylar, Rauf Orbaylar, efendim İsmail Canbolatlar. Yani bütün o üst düzey generaller oraya geliyor. Ne yapalım? Ne yapalım? Mustafa Kemal şöyle düşünüyor. Harbiye bakanı olayım. Yani savaş bakanı olayım. Hükümette görev alayım. Yok o olmaz. Sonra bir ihtilal heyeti kurup darbe yapalım. Ya o hiç olmaz. Tek çare kalıyor. Anadolu'ya geçmek. Anadolu'ya geçip oradan milli kurtuluş hamlesini başlatmak. Ona orada karar verirler Recep'ciğim. Hatta burada İsmail Canbolat diye bir adam var. İstanbul Belediyesi Başkanlığı yapmış. İttihat Terakki'nin içinden aynı zamanda muhtemelen teşkilatı mahsus olan bir adam. Özellikle onun evinde mesela 3 gün geceli gündüzlü böyle planlar yapıyor. Plan yapıyorlar. Mustafa Kemal'i bir şekilde ne yapmamız lazım abi? Anadolu'ya gönderip orada bir operasyonun başlatıcısı haline getirmemiz lazım. Buna karar veriliyor yani oradaki herkes. Çünkü içinde en fazla öne çıkan adam karizmasıyla, aklıyla, ferasetiyle Mustafa Kemal Paşa. Hem general, hem iddiatçı değil. Birinci Dünya Savaşı'nda Almancı değil. Bak bunlar çok önemli. Yani Anadolu'ya geçtiğinde kimse kuşkulanmaz. Evet. Anlatabildim mi? Ama iddiatçı olsaydı derlerdi ki bunda kesin bir şey var. Çünkü iddiatçılar gerçekten adı çıkmış yani. Mustafa Kemal'in birçok avantajı var bu konuda yani. Neyse uzatmayalım. Ali Fuat Cebesoy'un sanırım akrabalarından biri o zamanki İçişleri Bakanı Mehmet Ali Paşa. Onun biraz araya girmesiyle tam o aralarda bir olay oluyor. Ne hocam? Samsun civarında bazı karışıklar oluyor. Mesela bizim Türkler Rumları, Rumlar Türkleri falan öldürüyorlar. Bir çatışma oluyor. Hatırlıyorsan Mondros Ateşkes Antlaşması'na denmişti ki bir yerde bir karışıklık olursa orayı işgal edeceğiz. Ve İtilaf Devletleri bizim hükümete bir uyarıda bulunuyor. Diyorlar ki eğer o Samsun'daki olayları Durdurmazsanız orayı işgal ederiz. Bizimkiler tam işte değil. Burada hükümet diyor ki oraya biz öyle bir adamı gönderelim ki olayı çözsün. Mehmet Ali Paşa'nın da araya girmesiyle Mustafa Kemal 9. Ordu Müfettişi olarak 16 Mayıs 1919 İzmir'in işgalinden bir gün sonra Bandırma vapuruna biliyor. Yanında tam 55 kişi var. 55 kişiyle gemiye biniyor ve 9. Ordu Müfettişi olarak Samsun'a oradaki Türklerin silahlarını toplamak, orada sükuneti sağlamak amacıyla gidiyor. Yani resmi amacı... Peki, gerçek amaç bu mu? Gerçek amaç, Mustafa Kemal'in beynindeki amaç kesinlikle bambaşka. Çünkü artık plan yapılmış Recep'ciğim. Evet. Yani olay artık tesadüflere bırakılacak bir olay değil. Yani olay artık bir devlet operasyonu yani. Doğru. Yani olay Mustafa Kemal'in süper kahraman gibi yapması da değil. Böyle algılarsak yanlış olur. O kadar kişi aslında plan programı. Tabii ki. Ve işte Mustafa Kemal 9. Ordu Müfettişi olarak Samsun'a çıkıyor. 19 Mayıs biliyorsun. Meşhur tarihimiz. Evet. Kurtuluş Savaşı'nın da başlangıcı sayıyoruz. Samsun'a çıkıyor ve resmi görevlerine başladı. Burada duralım. 9. Ordu Müfettişi olması aslında ona çok büyük avantaj sağlıyor Recep'ciğim. Çünkü müfettiş. Yani düşün, Kastamonu'dan, Samsun'dan, Trabzon'dan, Elazığ, Malatya, Konya, Adana, ta oralara kadar her yere gidebilir. Kaymakam, vali, herkese, ordu birliklerine emir verebiliyor. Bak müfettiş. Yani inanılmaz yetkili. Ve Samsun'a çıktıktan sonra önce birkaç gün böyle hani göstermelik bazı resmi görevini yerine geçecek şeyler yapıyor. Sonra Havza'ya doğru harekete geçiyor. Havza içeride Samsun'un Amasya'ya doğru giden yol üzerinde bir bölge. Orada sanırım bir misafirhane yerleşiyor. Ve orada artık Kurtuluş Savaşı'nın ilk adımını, böyle ciddi manada ilk adımını Havza ilçesinde tüm kaymakamlıklara, tüm idari birimlere, tüm askeri birimlere bir telgrafla bildiriyor. Ne diyor? Ne diyor biliyor musun? Ben 9. Ordu Müfettişi Mustafa Kemal Paşa, tüm ordu birliklerine, kaymakamlıklara ve valiliklere, taşkınlık çıkarılan olayların içine Türklerin karışmamasına, halkın gösteri ve miting yapmasına, işgalleri protesto etmesine imkan tanıyın, yardım edin, halkı bir anlamda ne yapın? Bilinçlendirin. Düşünsene abi, sen diyelim Konya'nın bir ilçesinde bir kaymakamsın, bir telgraf gelir. Vatansever bir adamsan ne yaparsın? Tamam derim. Anında Allah dersin değil mi? Tabii. Olaya el koyarsın. İşte Mustafa Kemal'in ilk emri, aşağı yukarı ilk emri Havza Genelgesi denen bu genelgedir. Çok güzel. Hatta Havza'da Atatürk biraz hastalanıyor falan. Orada biliyorsun kaplıcılar var. Oraya gidiyor. Orada bir şeyin altını çizelim Recep'ciğim. Havzalılar, özellikle orada bir Sıtkı Hoca diye birisi var. Gerçekten onu da alkışlamak lazım. Ortamı hazırlıyor Mustafa Kemal'e. Yardımcı oluyor. Yani Mustafa Kemal'i dinlemez ama halk Sıtkı Hoca'yı dinler. Cami hocası. Eğer düşün, o Mustafa Kemal'in tersi istikamette bir tutum sergileseydi belki olmayacak. Belki de işler daha zor olacak. O nedenle orada onların da hakkını ne yapmak lazım? Vermek lazım. Evet, Mustafa Kemal Havza'ya geçiyor ve böylece Kurtuluş Savaşı'nın fitilini ateşleyecek ilk adımı Havza Genelgesi'yle atıyor. Amaç halkı ne yapmak? Bilinçlendirmek. Bir sonraki bölümde bunun devam kısmını yapacağız. Mustafa Kemal'in yolunu çizeceğiz. Hep böyle Mustafa Kemal yolu dediği zaman Recep'ciğim aklıma benim Al Pacino'nun Carlito'nun yolu gelir. Öyle bir film var ya, yani gerçekten Mustafa Kemal'in yolu gerçekten güzel bir ifade. Hakikaten onun yolu yani. Belki videomuzun başlığı olur. Denklemden çıkar, sistem çöker. O kadar etkili yani. Çok güzel. Anlatacağız. Tamam hocam. Hocam teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum hocam. Görüşmek üzere.